Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Minik kız bebeklerimiz için güzel bir bebek takımı yaptım. Bakın bu şekilde hem kolay hem de güzel tığ işi yelek yaptım bakın. Buna takım olarak yine çok güzel ve kullanışlı bebek pantolonu yaptım. Bakın burasını bir düz bir ters örgüler yaparak spor bir görüntü elde ettim. Ben bunları bu şekilde takım yaptım. Sizde böyle bir takım yapmak isterseniz, bu yeleğin anlatımını ben yaptım, YouTube kanalıma yükledim. Bu yelekten yapmak isteyen arkadaşlar için yeleğin olduğu YouTube linkini izlediğiniz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz o linke tıklarsanız, bunun gibi güzel bir yelek yaparak takım yapabilirsiniz. Biz bugün bu güzel ve kolay bebek pantolonunu yapacağız. Buna takım olarak hırka yapmak isterseniz bakın yine çok güzel hırka yaptım. Bu da tığ işi hırka arkadaşlar. Bu hırkanın anlatımını da ben yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Bu hırkadan yapmak isteyen arkadaşlar için hırkanın olduğu YouTube linkini yine izlediğiniz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. O linke tıklarsanız bunun gibi güzel ve kolay tığ işi hırka yapabilirsiniz. Çok kolay arkadaşlar bu hırka modeli. Biz bugün bu kolay ve güzel tığ işi pantolonu yapacağız. Pantolon örgüsüne bel örgüsünden başlıyoruz. Ben bugün pantolon anlatımını 6-12 aylık bebek için yapıyorum. 1 yaşındaki bebek çok rahat kullanır arkadaşlar. Siz bu pantolonu yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. 3 aylık bebek için yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 her yaş çocuklarınız için yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken yapacak olduğunuz çocuğun beline ölçerek zincir başlamak. Bu gövde bölümünde çocuğun evde bulunan pantolonla ölçerek yapabilirsiniz. Bacak örgüsünü aynı şekilde bir pantolona ölçerek istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Biz bugün 6-12 aylık bebek ölçüsünde anlatıyorum. Bakın esnek zaten ama ben yine de buraya kurdale taktım. Kız bebek için yaptım kurdale taktım. Siz isterseniz bu kurdale yerine ip kordonlar hazırlayabilirsiniz veya hiçbir şey takmadan da kullanabilirsiniz. Esnek oldu bel örgüsü. Bu pantolon örgüsünde iplik olarak ben bugün bu ipliği kullandım. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 330 metre var. Bir buçuk adet iplik kullandım. Siz daha küçük yapacaksanız bir iplik yeterli olur. Daha büyük yapacaksanız iki ipliğe ihtiyacınız var. Tığ olarak yumuşak olsun diye ben bugün bu tığı kullandım. 6 numara 3,5 milimetre tığ kullandım. Siz elinizin sıklığına göre daha büyük numaralı tığ kullanabilirsiniz. 4 milimetre tığları tercih edebilirsiniz. Daha küçük numaralı tığ kullanırsanız yaptığınız pantolon örgüsü benim yaptığım ölçüden daha küçük olur. Ölçülerini videonun sonunda ölçüyorum. Tekrar ölçerek zaman geçirmek istemiyorum ipliği hazırlayalım hep birlikte bu kolay ve güzel pantolon örgüsüne başlayalım örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen örgü kanalıma abone olmak ücretsiz örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar. Örgüye zincir yaparak başlıyorum. İlk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Zincirleri yapmaya başlıyorum. İlk önce bel örgüsünü yapacağız arkadaşlar çok sıkı yapmıyorum bakın zincirleri 104 zincir yapalım 104 zincir yaptım çok sıkı zincirler yapmadım 104 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum 42 santimetre zincir uzunluğu var benim elimin sıklığına göre 42 santimetre için 104 zincir yaptım arkadaşlar. Sizin daha fazla zincir yapmanız gerekebilir. 3 zincir dönüş için yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine de trabzan yaparak devam ediyorum. Trabzan sırası yapıyoruz. Bu sıra başında yaptığım 3 ilmek atlayarak yaptığım da bir trabzan. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanları yaptım. Bir sıra trabzan sırası elde ettim. Bu bir sıra üzerinde 104 trabzan var. Bunu birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde elimle düzeltiyorum. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Artık yuvarlak olarak devam edeceğiz. Bu sırada bu yaptığım trabzanları bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. İki zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk trabzan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. İkinci trabzanı ters taraftan şu şekilde boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde yapmıyoruz trabzanları boşluktan alarak yapıyoruz. Kabarık bir görüntü elde ediyoruz. Burayı da birleştirelim. Bakın iplik ucu duruyor. Şuraya şu ilmeğe tığı takıyorum. İpliği çekiyorum. İlmek yapıyorum. Bakın birleşti. Sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanları bir düz bir ters boşluktan aldım, trabzan yaptım sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzanı da düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Bu iki zincir yaptım sıra başında, bununla ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Sıra başında yaptığım bu iki zincir ters tarafta görünen trabzan oldu. Bakın görüntüsü böyle oldu arkadaşlar kabarık görüntüler elde ettik esnek bir görüntüsü var bakın 3. sıradayım 2 zincir yapıyorum bu sırada bu trabzanları nasıl görüyorsam o yönde boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum düz tarafta görüyorum düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum ters tarafta görünüyor ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum Düz tarafta görüyorum, düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim, ilmek kaydırma yapalım, birleştirelim. Yine nasıl görüyorsak o yönde boşluktan alıp trabzan yapalım. Bu bel örgüsünü tercihinize göre 4 5 6 sıra istediğiniz kadar bu şekilde tekrarlayarak tamamlayalım. Bel örgüsünü 5 sıra olarak tamamladım. 1 2 3 4 5 Genişliğini ölçüyorum. 3 cm genişlik var. Benim tercihime göre bu yeterli. Siz isterseniz bunu 4 veya 6 sıra olarak yapabilirsiniz. Bu sıradan itibaren yarım trabzanlar yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyor gibi yaptım. Bakın tığ üzerinde 3 ilmek var. Hepsinin içinden bir defa da çekiyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Yarım trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın bir sıra yarım trabzan yaptım. Bu bir sıra üzerinde 104 yarım trabzan var arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Yine her ilmek üzerine bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın ilk ilmeğe de yarım trabzan yaptım. Diğer ilmeklere de yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın ilk ilmek içine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Yarım trabzanlar yapıyorum. Bakın görüntüsü böyle oluyor. Örgü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Yarım trabzanları tekrarlayarak örgüye devam edelim. Pantolonun gövde örgüsünü 23 yarım trabzan sırası yaptım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Santimetre olarak ölçüyorum. Bakın gövde yüksekliği 19 santimetre. Arkadaşlar siz yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre bunu daha kısa veya daha uzun yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar bu sırayı tekrarlayabilirsiniz. Ben bugün 6-12 aylık bir bebek için yapıyorum. Bu ölçüde oldu. Şimdi bacak örgülerini ayıracağız. Benim bu bir sıra üzerinde 104 yarım trabzan var. Bunun yarısını bir bacak, yarısını bir bacak için yapıyorum. Bakın ben işaret yaptım. 2 ilmeğe işaret yaptım. Geriye 102 ilmek kaldı. 102'nin yarısı 51 yapıyor arkadaşlar. Bakın bu işaret yaptığım ilmekten sonra 51 ilmek saydım buraya işaret yaptım Burası bir bacak örgüsü olacak diğer taraf bir bacak örgüsü olacak bu işaret yaptığım bakın ilk başa bir işaret yaptım Bir de bu 52'ye işaret yaptım arada 51 ilmek kaldı şu şekilde birleştireceğiz bacak örgüsünü ayıracağız sizin kaç yarım trabzan varsa onu ikiye bölün. iki ilmeği çıkartın. Geriye kalanları bacak örgüsü olarak ayırabilirsiniz. En son bakın yarım trabzan yaptım. Bu işaret yaptıklarımı bu sırada birleştiriyorum. Şu şekilde bakın ilmeğe tığ taktım. İlk sıra başında olan ilmek arkadaşlar. Karşıdan bacak örgüsü için işaret yaptığım ilmek. İkisini içinden alıyorum. ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu bir bacak örgüsünde benim 51 yarım trabzan var. Burada da 51 yarım trabzan var. İşaretleri çıkarıyorum artık. Bakın bu orta bölümü birleştirdik. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmeği yapmıyorum. Bakın yanında bulunan ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe bakın yarım trabzan yapmıyorum. İlk yaptığım bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Sıra başında da bakın aynı ilmeğe yarım trabzan yapmadım, sıra sonunda da yapmadım. Burada bir eksiltme yaptım. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın ilk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın son ilmeği de yarım trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın bacak örgüsü bu şekilde belli oldu arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum yarım trabzan yapıyorum. Yine her ilmek üzerine bir yarım trabzan yapıyorum. Bacak örgüsü çok dar olsun istemiyorum. Çok fazla kesme yapmıyorum. Bakın bacak genişliği bu şekilde olacak. Pantolon olacak arkadaşlar biraz dar olsun istemiyorum. Bu bacak örgüsü bu sayı ile devam edecek. Şimdi diğer bacak örgüsünde başlayalım. İki bacak örgüsünü birlikte devam ederiz. İpliğin diğer ucunu çıkardım. Bakın buradan ipliği bağlıyorum. Bu birleştirme yaptığım ilmekten. Buradan ilmek yapıyorum bir tığ üzerine iplik alıyorum bu ilk ilmeği yapmıyorum ikinci ilmeğe yarım trabzan yapıyorum iplik ucunda içinde tutuyorum diğer ilmeklere yarım trabzan yaparak devam ediyorum yine her ilmeğe bir yarım trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım bakın bu son ilmeğe yarım trabzan yapmıyorum İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeği de yarım trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmek içine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Bu bacak örgüsü de bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Her iki bacak örgüsünü devam edeceğiz. Bir bacak örgüsünün kaç santimetre olduğunu ölçüyorum genişliğinin. 13 santimetre bakın benim bir bacak örgüsü 13 santimetre çok dar olsun istemiyorum bu genişlik bakın yeterli siz daha dar olsun istiyorsanız burada bakın sıra başında ve sıra sonunda bir iki ilmek kesme yapabilirsiniz biz sadece ilk sırada ilk ilmeğe ve son ilmeğe yarım trabzan yapmadık iki ilmek kesme yaptım bakın bu şekilde devam ediyor iki bacak örgüsünü yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre sırayı tekrarlayarak devam edelim. Pantolonun bacak örgüsünü birleştirme yaptığım buradan sonra 22 yarım trabzan sırası yaptım. Bakın buradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 sıra yarım trabzan sırası yaptım. Diğer bacak örgüsünü de ben yaptım. Bakın bu şekilde bir düz bir ters örgülerle bitirdim. Burada yaptığımız gibi bir düz bir ters örgüler yaptık. Bu bacak örgüsünde de aynısını yapacağız. Bacak örgüsünün burası geniş arkadaşlar biraz daraltmak istiyorum. Bakın bu görüntüyü elde etmek istiyorum. Trabzan sırası yapmadan önce bir sıra sık iğne sırası yapıyorum. Sık iğne yaparken arada eksiltmeler de yapıyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın bu iki ilmeği birlikte sık iğne yapıyorum. Burada bir ilmek oluştu. 3 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Bu iki ilmeği birlikte yapıyorum. Bakın tığ taktım, ilmek aldım, çıkardım. Tığ üzerinde iki ilmek var diğer ilmeğe tığ taktım çıkardım tığ üzerinde 3 ilmek var üçünü içine bir defa da çekiyorum burada bir ilmek oluştu 3 sık iğne yapıyorum 2 ilmeği birlikte yaparak kesme yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın biraz toparladı burası arkadaşlar. Ben bu kadar kesme yaptım. Siz isterseniz hiç kesme yapmadan trabzan sırası başlayabilirsiniz. Şimdi trabzan sırası başlıyorum. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanlar yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bir sıra trabzan sırası yaptım. İki zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk trabzanı düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu sırada trabzanı bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yapacağız. İkinci trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum düz taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada trabzanları bir düz bir ters boşluktan aldım trabzan yaptım. En son trabzanı düz taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Sıra başında yaptığım bu iki zincir ters tarafta görünen trabzan oldu. İki zincir yapıyorum. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. Düz taraftan gördüm, düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Ters tarafta görüyorum, ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yapalım, sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzanı yine düz taraftan boşluktan aldım trabzan yaptım 2 zincirli ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum 2 zincir yapıyorum tekrar trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar devam edelim ilmek kaydırma yapalım birleştirelim tekrar nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alıp trabzan yapalım bir iki sıra bu şekilde devam edelim Bakın ben bu bacak örgüsünü 1 2 3 4 5 sıra yaptım bunu da 5 sıra olarak tamamlayalım bitirelim 5 sıra olarak tamamladım 1 2 3 4 5 ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum ipliği kesiyorum Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Diğer bacak örgüsünü de aynı bunun gibi yapabilirsiniz. Ben hazırlamıştım bakın. Bakın pantolon çok güzel oldu. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Yüksekliğini ölçüyorum. Tam yükseklik 41 santimetre genişliğini ölçüyorum. Bel örgüsünün buradan genişlik 26 santimetre. Bacak genişliğini ölçüyorum. 13 santimetre. Bacak yüksekliğini ölçüyorum. 21 santimetre bacak yüksekliği var. Bu bacak yüksekliğini tercihinize göre siz istediğiniz kadar sıra yaparak uzatabilirsiniz. Ben bugün 6-12 aylık bir bebek için yaptım. 1 yaşındaki bebek çok rahat kullanır bu pantolonu arkadaşlar. Bel örgüsünün buraya ip kordonlar takabilirsiniz, kurdale takabilirsiniz veya bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın esnek zaten. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.